Baskı ve özgürlük isteyenler arasındaki mücadele 21. yüzyılda da devam ediyor. Ancak muhalefet hareketleri giderek daha az şiddet içeren modern teknoloji yöntemlerine başvuruyor. Slate dergisinden William Dobson, eskiden diktatörlerin işinin halkın eline silah geçmesini önlemek olduğunu, şimdi ise yalnızca protesto eylemlerini engellemeye çalıştıklarını söylüyor. Diktatörler halkın ne düşündüğüyle ilgilenmediği gibi katılımcı olmalarına da karşı çıkıyor. Diktatörün Öğrenme Eğrisi, Küresel Demokrasi Savaşı'nın İçinde adlı bir kitap yazan Dobson, Washington'da diktatörler ve yönetimleriyle ilgili bir konferansa katıldı. Konferansta Sırp eylemcisi C. Popovic de konuştu. Popovic 2000 yılında Slobodan Milošević'in devrildiği öğrenci eylemlerini organize etmişti. Popovic kendi döneminde Sırbistan'daki protesto gösterileriyle Rusya'da geçen yıl yapılan tartışmalı parlamento seçimlerinin ardından düzenlenen gösteriler arasında benzerlik olduğunu söylüyor. Gösterilere çoğunlukla öğrenciler ve orta sınıf liderlik ediyor. İçlerinde hem isteklilik hem de bir parça mizah var. Çok yaratıcı ve çok komik taktikler kullanabiliyorlar. Yalnızca Arap dünyasından değil, Rusya gibi ülkelerden grupların birbirlerinden neler öğrendiğini öğrendikleri çok etkileyici. Bu başarıyı yeni teknolojilere borçluyuz. Ancak modern diktatörlükler de eylemcilerden öğreniyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör Mark Lynch'e göre rejimler internet, sosyal paylaşım siteleri ve kısa mesajlaşma gibi araçları kullanarak muhalefet hareketlerini yıpratmaya çalışıyor. Sürekli olarak bir onlar bir bunlar. Artık bu 2000'li yılların genel bir özelliği oldu. Eylemciler ve rejimler birbirlerinden ve diğer ülkelerde yaşanan deneyimlerden durmadan bir şeyler öğreniyorlar. Lynch, Mısır gibi rejimlerin muhalefetin tepkisini özümsediğini, daha sonra kendini yeni şartlara uydurabildiğini söylüyor. Mısır'a bakarsanız yeni medya araçları eylemcilerin organize olmasına, haberleşmesine ve yenilikçi yollarla mesajlarını yaymalarına yardımcı oluyor. Ondan sonra askeri rejim devlet televizyonu aracılığıyla bölücü propaganda yayabiliyor, gösterilerin meşru olmadığını iddia edip onları kötüleyebiliyor, sonra da halkı devrime karşı kışkırtabiliyor. Lynch'e göre Suriye'deki duruma bakıldığında diktatörlük rejimlerine destek veren tabanlar mevcut. Nüfusun önemli bir kısmı değişim olasılığını derin tehdit olarak algılıyor. Uzman böyle durumlarda özellikle halk protestolarında şiddet içermeyen eylemlerin son derece gerekli olduğunun altını çiziyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.